Dün İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı efendim. 99 kişi de yaralandı. Bir taraftan AKP de provokasyon peşindeydi. AKP Avcılar Gençlik Kolları kaza yerine gitti ve orada şu anons yapıldı sevgili izleyiciler. Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var denildi. Çok kötü olmuşum. İstanbul'da metrobüsler çarpıştı. Yolcular can derdindeyken birileri de propaganda yapma derdindeydi. Kaza İstanbul Avcılar'da yaşandı. Bir metrobüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı şeride geçerek zıt yönden gelen metrobüsle kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen iki metrobüs de kazaya karıştı. Kazada 99 kişi yaralandı. Bir anda karşı karşıya öbür taraftan gelen araçlar. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 50 yaralının hastaneye kaldırıldığını, 49 yaralının da kendi imkanlarıyla hastaneye giderek ayakta tedavi olduğunu söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kazada yaralananları hastanede ziyaret etti. Zaten yanındayız, burada arkadaşlarımız da var. Beni tanıdın değil mi bir tane? Evet, tamam. İmamoğlu sabah saatlerinde kazaya ilişkin son bilgileri verdi. Kazanın şoförlerden birinin direksiyon başında baygınlık geçirmesinden kaynaklandığını söyledi. Şoförün feryat ederek kötü oluyorum, ambulans çağırın diyerek aslında bir baygınlık geçirdiğini ve otobüsün direksiyonunun yan şeride doğru kayarak kafa kafaya çarpışmasına vesile olduğunu ifade etmek isterim. İmamoğlu yaklaşık 10 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğünü belirtti. Ameliyat görünen bir hastamız şu an için bize ulaşmadı. Sadece iki hastamız ameliyat edildi. Bunların ikisi de şoförlerimiz. Hatta bir tanesinin durumu çok kritik olarak ele alınmıştı ama daha hafif bir biçimde çözüme kavuştuğunu ifade etmek isterim. Kaza sonrasında sağlık ekipleri, itfaiye, İBB yetkilileri seferber oldu. Ancak olay sonrası seferber olan bir ekip daha vardı. AKP Avcılar Gençlik Kolları cep telefonlarıyla olay yerine koşturdular. Resmi makamların anlattıklarının çok dışında haberler yaymaya başladılar. İki metrobüs kafa kafaya çok feci bir şekilde çarpmıştı. Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var. İBB yetkililerine buradan sesleniyoruz. Bu canların hesabını kime nasıl vereceksiniz? Provokasyon bununla sınırlı kalmadı. Yolcular canlarının derdindeyken onlar propaganda savaşındaydılar. Görüldüğü gibi metrobüsteki yolcular metrobüste mahsur kalmış durumda. Çok şükür AKP'li gençlerin provokasyonu sosyal medyada tepkilere yol açtı. Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var. İBB yetkililerine buradan sesleniyoruz. Bu canların hesabını kime nasıl vereceksiniz? Eski İBB sözcüsü Murat Ongun, bu genç kızımızın aklını kirletenlerledir mücadelemiz. Siyasi sevinçlerinizle insanlığınızı feda etmeyin paylaşımını yaptı.